Herkese merhaba. Birkaç ay önce 72 Eylül sayılı kanun geçmişti. Bu kanuna göre Türkiye'de 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya mecraları bir yerel müdür atamak zorundaydı. Bunun için belli bir süre verilmişti. Bugün bu süre dondu. Ve Twitter, Facebook, YouTube gibi büyük sosyal medya sağlayıcılarını yerel müdür atamadıklarını biliyoruz. Bunlar bugün itibariyle 10 milyon TL para cezasına çarptırıldılar. İşin ironik yanı bu ceza BTK tarafından Twitter üzerinden yayınlandı. Eğer ki bunlar 10 milyon TL'yi ödemezlerse yeni cezalarla karşılaşacaklar. Fakat cezalar sadece ona karşı değil, aynı zamanda bu mecralarda reklam yapan Türk vatandaşları da cezalandırılacak. Bunun içinde büyük şirketler var, lobiler var ve bireyler var. Düşünmeden edemiyorum. Korona sonrasında özellikle bütün dünya dijitalleşti, ekonomi dijitalleşti. Herkes o tarafa doğru giderken biz gene tersine doğru gidiyoruz. Mesela bugün YouTube'da bazı gençler 100 bin dolarla 500 bin dolar arasında aylık gelir elde edebiliyorlar. Daha önce yurt dışına satış yapamayan şirketler, küçük şirketler artık yurt dışına sosyal medya aracılığıyla satış yapabiliyorlar. Aynı zamanda buradan reklam verdiklerini de veri elde ediyorlar. Yani hangi ürün daha iyi satıyor, benim ürünlerimi kim alıyor ki, bunlar satış için oldukça önemli, oldukça anahtar bilgiler. Ne yapalım bakalım, hep beraber göreceğiz. Bu arada tabii bu firmalar bir yolunu bulup arka kapıdan bir şeyler yapabilirler. Ama onların önemli olan onların ne yapacağı değil, önemli olan bizi yönetenlerin vizyonu. Bütün dünya dijitalleşirken biz tam aksi istikamete doğru gidiyoruz.